2838 aynı başlık altında bir hadis daha var. Haddesena Said ibn Ebi Meryem'a, bize Said bin Ebi Meryem anlattı. Ekberena Muhammed ibn Cafer'in, bize Muhammed bin Cafer haber verdi. Kale, dedi ki, ekberani Zeydun, bana Zeyd haber verdi. Huva ibn Esleme, bu Zeyd bin Eslem, an ebihi, o da babasından, kâle, dedi ki, kuntu ma'a Abdillah ibn Umar'a radıyallahu anhuma bi tariqi Mekke'te. Ben Abdullah bin Ömer'le birlikteydim Mekke yolunda. Allah ondan razı olsun. Febelagahu an Safiyye binti Ebi Ubeyd'in şiddetu veca'in. Birileri haber getirdi Abdullah'a. Eşi Safiye'den, Safiye binti Ebi Ubeyd, onun şiddetli ağrılar çektiğini, rahatsızlandığını, bu bilgiyi getirip kendisine ulaştırdılar Abdullah bin Ömer'e. فَاَسْرَعَتْ سَيْرَا, o da bu kez iyice hızlandı. Bir an önce ulaşmak için, bir an önce hasta olan eşine yetişmek üzere. فَاَسْرَعَ السَّيْرَى حَتَّى اِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ. Vakit gün batımı vaktidir. Gün battı, güneş battı. Ondan sonra ufuktaki kızıllık da بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ, şafak da kayboldu. ثُمَّ نَزَلَ, ondan sonra indi bineğinden. فَصَلَّ الْمَغْرِبَ, ve orada hem akşamı kıldı. وَالْعَتَمَةَ, ve hem yatsıyı kıldı. Yani akşam namazını biraz geciktirmiş böylece. Ve seferdeki bu yolculuğunda özellikle hanımından haber aldıktan ve dolayısıyla ona bir an önce kavuşma telaşına girdikten sonra akşam namazını biraz geciktirip bineğinden inmek suretiyle hem akşamı hem yatsıyı birlikte kılmış. يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا, bu ikisini cem etmiş. وَقَالَ, ve sonra demiş ki, اِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Muhtemelen etrafındakiler bu uygulamasını bir miktar yadırgadılar, yani nasıl oldu, niye böyle yaptı diye. O da buna bir açıklama getirmek istedi. Dedi ki, اِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ, ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Yahut etrafında bulunan, sadece etrafındakiler sahabi değil, tabiiler de artık varlar. Çünkü Abdullah bin Ömer genç bir sahabiydi Resulullah'ın zamanında. Dolayısıyla Resulullah'tan sonra da epey yaşadı. O bakımdan bu fırsat ile onları bilgilendirmek, bunu bir sebep sayıp, vesile sayıp onlara bir tam da yaşadıkları olay üzerine Resulullah'tan bir rivayet aktarmak. İşte rivayetlerin akışı aslında böyle gerçekleşti. Yani yaşanan hayatın ilişiğinde uygulamalarıyla beraber o bakımdan bunların edinimi sadece söz olarak değil, eylem, söz ve paylaşım birlikte hem toplumsal boyutuyla hem kişiye hitap eden yanıyla hem de Resulullah'tan edinilmiş sözlü karşılığıyla. Ve bu hem uygulama olarak hem söz olarak sahabeden tabiine, tabiinden tebe-i tabiine yaşana duran hayatın içerisinde geçiş yaptı. Bu kuru satırlardaki, kitaplardaki bilgi değil. Bu hayatın içerisinde yaşanan bir şey. Nitekim şu andaki akışta elde kağıt, kalem vesaire bir şeyler yok. Sadece yaşanan bir hayat var ve hayatın içerisinde hiçbir boşluk bırakmamış olan dinin yaşanan hususları var ki bu hususlar Resulullah'tan görüldüğü şekliyle kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Dolayısıyla tabiiler duysun, onlar da öğrensin, onlar da bilsinler. Dedi ki, benim şu yaptığımı gördüğünüz şey
İnni ra'aytun nebiyye, ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm, ben onun ashabından biriyim. İzâ cedde bihi seyru, eğer ki yolculukta durum kızışırsa, yani vakit daralırsa, cedde bihi seyr, iş ciddileşirse, bir an önce ulaşması gerekir, vakit daralır ise, اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ, o zaman اَخَّرَ الْمَغْرِبَ, akşamı geciktirirdi, وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا, akşamı geciktirip sonra da onu yatsıyla birlikte kılardı. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğim, bildiğim, onun böyle vakit anlamında zorlandığı zamanlarda, yolculuk sıkıntısı içerisinde bir an önce varmak, tabi İmam Buhari'nin rivayeti bize burada harekette, intikalde hız başlığı altında vermesinin sebebi, Resulullah zamanında da onun belli sebeplerle bir an önce varmak ve yolculuğu tamamlamak için zaman sıkıntısı çektiğinde, Abdullah bin Ömer'in kendisinden bize bu aktardığı gözlemine yer verdi. اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ, eğer yolculukta durum vakit daralır ise, اَخَّرَ الْمَغْرِبَ, akşamı geciktirir, وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا, ve onu yatsıyla birlikte kılardı. 2838 no'lu hadisi okumuş olduk. Sırada 2839 no'lu hadis var. Haddethena Abdullah ibn Yusuf'a. Tabi Abdullah bin Ömer'in bu aktarımı bize ilgili kaydı da unutmadan, yani اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ, her zaman yapardı, adet etmişti bunu, hep böyle yapardı, hep cem ederdi seferde, böyle bir aktarımda bulunmuyor, böyle bir ortam tasvir etmiyor. اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ, ve kendisinin de yaşadığı arızi bir durum var. Yani normal, olağan bir durum değil, arızi bir durum söz konusu. Vaktiyle ilgili belli bir sıkıntıya girmiş, girince de akşamı geciktirip yatsıyla birleştirmiş. Ve bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğü bir uygulama olarak aktarıyorum.